Hepinize merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Nasılsınız? Bugün sizlere Hollanda'da eğitim hakkında A'dan Z'ye her türlü bilgi açıklayacağım dostlar. Bu buradaki masraflar olabilir, okul fiyatları, üniversiteler, Türkiye'deki denklikleri. Yani o kadar burs imkanları, nasıl başvurulu yapılıyor, nereden yapılıyor, gereksinimler neler, nelere ihtiyacınız var. Aklınıza gelebilecek yani tüm soruların cevabını bu videoda bulacaksınız dostlar. Videomuza başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Dilerseniz takip edebilir. Sorularınız varsa da yorumları yazabilirsiniz. Bildiğim kadarıyla cevaplamaya çalışacağım. İsterseniz başlayalım. Şimdi dostlar ilk başta şuna başlayayım. Yani ben biliyorsunuz 10 yıldır Polonya'da yaşıyordum. Sonra Hollanda'ya taşındık ve eğitim sektörünü bilen biri olarak ee, şunu diyebilirim. Genellikle Hollanda'da ve Avrupa'da Üniversite bizim bildiğimiz, bizim Türkiye'de alıştığımızın aksine 3 yıldır. 3-3,5 yıl civarındadır. Hani 4 yıl olanlar da vardır ama onlar nadirdir. Ama Türkiye'deki 4 yıllık üniversiteler 3 yıldır. Hani kredi notlarına baktığımız... Şimdi dostlar ilk başta şuna başlayayım. Yani ben biliyorsunuz 10 yıldır Polonya'da yaşıyordum. Sonra Hollanda'ya taşındık. Ve eğitim sektörünü bilen biri olarak e, şunu diyebilirim. Genellikle Hollanda'da ve Avrupa'da üniversite bizim bildiğimiz, bizim Türkiye'de alıştığımızın aksine 3 yıldır. 3-3,5 yıl civarındadır. Hani 4 yıl olanlar da vardır ama onlar nadirdir. Ama Türkiye'deki 4 yıllık üniversiteler 3 yıldır. Buradaki üniversiteler ortalama 60 kredi olup... E, Genellikle mesela ben Polonya'da yüksek lisans yaptım eğer kanalı takip ediyorsanız biliyorsunuz. Avrupa üniversite okumuş biri olarak genellikle mesela Polonya'da seçmeli dersler çoktu. Yani sadece ezberci eğitim değil, daha çok pratiğe dayalı, proje yapabileceğiniz seçmeli dersler çoğunluktaydı. E, ben mühendislik alanında okudum. E, mesela Hollanda'da seçmeli dersler biraz daha daha az planda. Aynı bizdeki gibi mesela normal nasıl Türkiye'de üniversite okunuyor? Seçmeli dersler mesela e, ne kadar azsa veya birinci ikinci sınıfta görmüyorsun, belki seçmeli dersler üçüncü dördüncü sınıfta başlıyorsa aynı sistem burada da yani İlk girdiğinizde seçmeli dersler olmuyor, sonrasında artıyor ama ben polonya'da mesela yüksek lisans yaptığımda girer girmez direkt seçmeli dersler böyle bom bom diye giriyordu yani onun için e, hani umarım anlatabilmişimdir. Yani sistem bir nevi buradaki Türkiye'deki sisteme benziyor. Çok fazla hani seçmeli dersler almıyorsunuz, ana dersleri alıyorsunuz, ondan sonra ancak son sene Falan e, seçmeli dersli oluyor. Onun haricinde burada bitirme projeleri yani bitirme tezi, bitirme e, yani diplomanızı vermeniz lazım. Diploma yazıp sunmanız lazım. Bu da genel olarak nasıl oluyor? Aynı Türkiye'deki gibi oluyor dostlar. Diplomanızı yazıyorsunuz kurul, kurul önünde sunuyorsunuz. Sonra size sorular soruyorlar. Ona göre işte e, genel e, bitirme e, ortalamanız ortaya çıkıyor. E, genel olarak bunu diyebilirim. Onun haricinde e, Hollanda'nın çok kötü bir yanı ne biliyor musunuz? Mesela Polonya'da. Hani oradan örnek veriyorum orada dersi geçemezseniz ne yapıyorsunuz kredi başına kaç euro bilmiyorum artık üniversite ve bölümünüze göre değişiyor parasını veriyorsunuz gene alttan alabiliyorsunuz veya hani dondurma imkanınız var hani çok esnek ama Hollanda değil maalesef dostlar özellikle Hollanda'da ilk yılı bitirmezseniz veya kredileri tamamlamazsanız derslerden kalırsanız okuldan atılma ihtimaliniz var ve aynı üniversitede bu durum olursa başka bölüme geçemiyorsunuz bile. Çünkü hali hazırda başarısız olduğunuzdan dolayı hani belki şey düşünebilirsiniz uyanık olup hani. Aa başka bir bölüme geçin belki orada devam edelim. Ha, başka, yani aynı üniversite kabul etmiyor artık. Başka üniversiteye başvurmanız gerekebilir. Onun için dikkatli olun. Dostlar onun haricinde burs kim imkanları çok az özellikle hani. Büyük ajanteler var, burs alma imkanınız var falan filan diyenler olur ama ya yani inanmayın çoğu e, tamam, onlar da ticaret hani, onlar da sizi öğrenci çekmesi lazım, sizleri böyle müşterisi müşterisiniz siz sonuçta ve buradaki okulda, buradaki okullarda ticaret hani, şirketlerde ticaret hani, bu gerçek. E, ne olursa olsun hani size çok güzel şeyler diyeceklerdir. Onlar da hani müşteri çekmeleri lazım. Ama burs imkanı çok düşük dostlar. Yani düşünsenize bir okulda binlerce, on binlerce kişi okuyor yani. Ee, Hollandalılar da okuyor. Siz buraya geliyorsunuz e, ikinci bir vatandaş olarak yani birinci vatandaş değilsiniz. Yani hala hiçbir zaman buraya geldiğinizde bir Hollandalı aynı seviyede olmayacaksınız dostlar maalesef ki. Ve hali hazırda zaten Hollandalılar burs alamazken sizin almanız neredeyse imkansıza yakın. Bunun da sebebi şu. Geçmişte bizdeki gibi e, öğrenci bursları vardı ama sonradan Hollanda sosyal devlet anlayışını biraz daha kapitalist Amerika tarzına yönelttiği için mesela eskiden mesela sigortalar e, devlet tarafından ödeniyordu mesela. Devlet tarafından hastaneler karşılanıyordu. Ama şimdi çalışsanız bile özel sağlık sigortası yaptırmanız lazım. Örnek veriyorum. Oraya geleceğim şimdi. Ve e, bu sağlık sigortasını kendiniz ödüyorsunuz ve sağlıktan kendiniz faydalanıyorsunuz. Bu aynı da şeyde de aynı. Eğitimde de aynı. Eskiden eğitimde bundan e, eski Hollandalılar bana diyor. Yıllar yıllar evvel Hollanda'da eğitim ücretsizmiş şeymiş ama şu an e, burslar varmış hepsi kesilmiş artık her şey kredi yani bir nevi Amerika'daki gibi burada bir Hollandalı mesela üniversite okuduğunda ve üniversite bitirdiğinde baştan hayatına binlerce euro 10 bin 20 bin 30 bin euro artık şey göre değişir e, borçla başlıyor onun için dostlar hani öyle burs alın bilmem ne yaparım alem durum yok falan şey düşünüyorsanız biraz bence hayal dünyasından çıkmanın ee, hemen zamanı kendinizi avutmayın ben direkt de bunu sizin motivasyonunuzu bir şey yapmak için demiyorum ama gerçekler var hayaller var bir de burada gerçekler ağır gerçekten bur çünkü bura çok pahalı dostlar ha ben başvurmayın mı diyorum başvurun kesinlikle ama şöyle de bir şey var ben Türkiye'de mesela ben Polonya'da yüksek lisans yaptığım zaman Türkiye'den ben burs alıyordum Türkiye'de birçok burs falan kuruluşlar var dostlar hani e, büyük şirketlerin vakıfların burs burslar var Tema Vakfı örnek veriyorum yani birçok Koç'un, Sabancı'nın ya da ne bileyim hani aklınıza gelebilecek yüzlerce firma var, yüzlerce organizasyon, vakıflar, dernekler var. Artık onların e, burs imkanlarını e, takip edip burs alma imkanınız var. İlla Türkiye'de okumanıza gerek yok. Yurt dışında da okuyabilirsiniz. Zaten siz burada okurken Büyükelçiliğe gidiyorsunuz Tahsik ettiriyorsunuz Yani siz otomatik E-Devlet'te SGK'da bile Öğrenci olarak göründüğünüzden dolayı Bunu da onu da diyeyim eğer buraya gelip okuyacaksanız Yurt dışında onu yapın Yoksa GSS primi her ay 200 küsurlar Tık 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 bir iki bir bakarsınız sonra 4 -5 bin lira birikmiş Ben de öyle olmuştu haberiniz olsun Dediğim gibi Türkiye'den burs alabilirsiniz Genellikle AB pasaportu Olanlara indirimleri Genellikle okullar daha indirimli olurken Türkiye'de ortalama lisanslar 7000 eurodan 7000 euro civarından başlar 10.000 euroya kadar şey olur. Yüksek lisanslarda dostlar 13.500 eurodan başlar 20.000 euroya kadar yıllık ücretleri bulunmakta. Yalnız bunlarda kota var dostlar. Kota nasıl? Şimdi herkes soracaktır. Abi benim ortalamam şu kabul olabilir mi? Benim ortalamam şu huku hukuka kabul olur mu? Benim ortalamam şu tıp olabilir mi? Tıp okuyabilir miyim? Dostlar burada Tamam belli bir ortalama değeri var da şunu diyeyim kota var. Ortalamayı sonra geleceğim. Ne kadar sınav olmasa da burada yani bizdeki üniversite sınavı gibi ama başka kriterler var. Düşünsenize 100 tane kota var bir bölümde, değil mi? Bu 100 kotayı düşünün 250 kişi başvuruyor. Buradan bu 250 kişiden hangisini seçerler? İlk en başarılı 100 kişiyi seçerler. Bu nedir? En başarılı not ortalaması. Dili en iyi olan CV'si en iyi olan. Hani diyeceksiniz ki, ben daha lise mezunuyum nasıl, hani üniversite gideceğim nasıl CV? Niye? Belki lisede, liseye kadar birçok projeler gerçekleştirdiniz, gönüllü faaliyetlerinde, sosyal yardımlaşma projelerinde bulundunuz. E, sizi durduran bir şey yok. Önünüzde öyle bir rakipler var ki inanamazsınız yani. Emin olun, her biri bu beş parmağın beşi aynı mı değil. Onun için kesinlikle çok bir rakipleriniz olacak. bu, bu rakiplerin arasında Hollandalılar da olacak dostlar. Onu da diyeyim. E, onun için en başarılı 100 öğrenci seçecekler. Yani sadece bana sormayın. En iyi not ortalamam bu kabul olur muyum? Yani belli bir profil yok. Not ortalamanız belli bir kriter. Bunda dil var ya da atıyorum ki belki not ortalamanız yüksek ama e, gerekli. Ama bazı temel dersleriniz başvuracağınız bölüme kadar göre iyi değil. Mesela siz atıyorum ki mühendislik alanına başvuracaksınız. Mesela ben benim gibi makine mühendisine başvuracaksınız. Tamam diyelim ki ortalama minimum ortalama tutuyor ama diyeceksiniz abi benim matematik fiziğim biraz düşük. O zaman ne olacak? Temel dersleriniz düşük. Adam diyecek ki yani senin temel derslerin düşük. Ne kadar ortalama kabul olsa da. Başka kişiler var. Öncelik onlara veriyorum diyebilir. Çünkü temelin düşük olduğundan dolayı okulu bitirmeme şansın var. Yani minimum karşılamanız onu şey yapmıyor. Ama Polonya'da şöyle bir şey vardı. Foundation year denilen bir şey vardı. Yani hazırlık ama dil hazırlığı değil. Temel dersleri bir yıl size baştan veriyorlar. Alt yaptıktan sonra o alana başlayabiliyorsunuz. Hollanda'da tam bunun tam böyle bir şey var mı? Olduğunu varsayıyorum. Bunu bir araştırmasını yapacağım. Eğer bilen de varsa yorumları yazsın dostlar. Biraz denklikten bahsedeyim. Sonra başvuru şartlarına geleceğim daha detaylı olarak. Özellikle üniversitelerde genellikle Hollanda'daki üniversitelerin yani %90'ı dünyanın sayılı ilk bindeki üniversiteler olduğundan dolayı Türkiye'deki denklikleri de hiçbir problem olmuyor. Yani benim bildiğim yok yok yurt dışında üniversiteyi bitiren ilk 500'deki okulları direkt otomatik denkliklerini kabul ediyor. İlk binde olursa da denklik başvurusu yapıp direkt yani çok rahat bir şekilde denklik alınabiliyor. Yani ilk binde üniversiteler olduğundan dolayı kesinlikle sizin Türkiye'deki denklikle ilgili hiçbir probleminiz olmayacak onu diyebilirim. Ee, özellikle burada devlet üniversiteleri en yaygın, en başarılıdır. Mesela bizde şey vardı Türkiye'de yani Sabancı, koçu bilmem nesi özel üniversiteler falan. Dostlar burada öyle değil. Burada devlet üniversitesinin bitirene her zaman daha iyi gözle bakılır. Daha kaliteli. Burada özele gidene daha çok hani abi, bu başarılı olmamış. Hani gidip hani bunu yanlış anlamayın. Tabiri caizse sen ha parası şey kafası çalışmayan parası olup Ha, sırf okumak için anne baba parası gitmiş gözle baktıklarından dolayı özellikle iş bulmada, mülakatlarda gittiğiniz üniversiteyi Hollanda'da bakıyorlar dostlar. İkincisi de şunu diyeceğim. Kesinlikle eğer siz buraya lisans okumaya geliyorsanız ve sadece amacınız lisans okumaksa hayatınızı burada geçirmek falan. Bu tek diyeceğim Hollanda değil tüm Avrupa için geçerli. Bence unutun onu. Hiç yoktan Türkiye'de lisansınızı okuyun. Bence sadece yüksek lisans yapmaya gelin. En azından 3 yıl hatta 1 yılda dilinizde yoksa 4 yılınızı hazırlıkla birlikte boş harcamazsınız. Çünkü dostlar Hollanda'da, Polonya'da da dahil genellikle Avrupa'da lisans bitirene full üniversite bitirmiş gözüyle bakmıyorlar. Buradaki öğrenciler, Polonya'da da 10 yıldır videolar yapıyorum biliyorsunuz orada yaşıyorum. Orada da aynı, burada da aynı, Hollanda'da da herkes lisans bitirdikten sonra direkt yüksek lisans yapıyor. Yani 3 yıl, üniversite 2 yıl, yüksek lisans 5 yıl. 5 yıllık üniversite 5 yıl toplamda üniversite artı lisans artı yüksek lisans yapmayan bir kişi full üniversiteyi bitirmiş gözüyle bakmıyorlar. Ve genellikle üniversiteyi bitirmeyen kişiler iş bulamıyorlar. Çünkü diyeceksiniz o an neden? Dostlar bir iş başvurusuna girin. iş başvuru sitelerine girin. Kariyer sitelerine. Her bir işe belki yüzlerce, beş yüz. Yani birçok kişi başvuruyor değil mi? Elli yüz artık bu şansa bağlı. Bunların arasına düşünsenize. 10 kişi başvuruyor. Bunlardan sekizi yüksek lisans, ikisi üniversite ise zaten direkt üniversite mezunu olanları eleyecekler. Hiç çağırmayacaklar bile. Çünkü siz burada rekabet içerisindesiniz. Onun için size tavsiyem Sadece buraya üniversite okumaksa bence unutun. Bu sadece Hollanda için değil tüm Avrupa ülkeleri için geçerli. Genellikle eğitim seviyesi Avrupa'da yüksek lisanstır. Bunu diyeyim dostlar. Bunun da sebebi şu. Herkes üniversiteyi bitirdiğinden dolayı ve rakipler de çok arttığından dolayı e, hele özellikle yüksek lisanslı rakipler olduğundan dolayı herkes artık yüksek lisansını yapayım ki iş bulma ihtim, ihtim, imkanı yükselsin diye. Bu mentaliteyle devam ediyorlar yollarını dostlar. Başvurular nasıl oluyor? Genellikle internet portalı üzerinden oluyor. Baş, gitmek istediğiniz üniversiteye karar verdikten sonra internetin öğrenci girişi profilinden normal e-mailinizle şifrenizle bir tane profil oluşturuyorsunuz. Bundan sonra öğrenci kayıt portalı üzerinden her şey İngilizce zaten tek tek orada anlatıyorlar adım adım. İşte bilgilerinizi yazıyorsunuz. Gerekli evlatları yüklüyorsunuz. Ona göre size kabul mektubu yolluyorlar. Ee, hani İngilizcem yok diyorsanız dil, dil hazırlık okuyabilirsiniz İngilizce dilinde. Ha, İngilizceyi nasıl öğretiyorsunuz öğretiyorlar derseniz hani en basit biçimde hiç bu işleri bilmeyen bir kişi için İngilizce İngilizce öğretiyorlar yani Türkçe diliyle öğretmiyorlar. Ben bu videoları Polonya'da yaptığımda bana soruluyordu. Onun için belki absürt salak gibi gelebilir sorular ama haşa. Bunu da cevaplıyorum çünkü bu soruları geleceğini biliyorum. Size burada Türkçe dilinde İngilizce öğretmiyorlar. İngilizce İngilizce öğretiyorlar. Onun için de buraya geldiğinizde sizden belli bir seviyede ortalama A2 B1 seviyesinde bir dil bekliyorlar dostlar. Onun için de Türkiye'de bir altyapınızın olması lazım. veya Ve bu altyapıyı da ortalama IELTS, TOEFL gibi uluslararası dil sertifikalarıyla kanıtlamanız lazım. Veya B2 seviyesinde bir diliniz varsa da bunu da B2 dedim yani ortalama 6-6.5 civarında herhalde TOEFL, IELTS o civarlarda istiyorlar. Veya atıyor onun ki siz Türkiye'de üniversiteyi %100 okudunuz veya yüksek, yüksek lisansı %100 İngilizce ile okudunuz. Buraya geldiğinizde %100 okulu %100 İngilizce ile bitirdiğiniz için Türkiye'de okulunuzu ve buradaki üniversiteye başvurduğunuzda sertifikaya gerek kalmayacak. Çünkü siz bu sertifika yerine de geçiyor. Siz Türkiye'deki okulunuzu %100 İngilizce ile bitirdiğiniz için bu direkt oto, diplomanızı transkriptinizi vermeniz bu dil sertifikasından muaf olmanıza sebep olacaktır. Bu güzel haber dostlar. Şöyle diyeyim kalacak yer genellikle bulmak zor. Cidden hani eğer kanalıma bakıyorsanız kalacak yerin Hollanda'da olmadığını, binaların dikilmediğini ve o kadar çok büyük geç göç alıyor ki. Yani buraya gelen göçmenler, mülteciler bile şey, Hollanda'nın kuzeyinde dışarıda çadırlarda kalıyorlar dostlar. Gerçekten yer yok. Hollanda'nın kapasitesi kaldırmıyor özellikle Lahye gibi şehirlerde bizim bulunduğumuz şehirlerde artık böyle ev house permit denilen bir şey getiriler. Belediyeden izin almadan ev kiralayamıyorsun. Belli bir gelirin olması lazım. Özellikle Hollanda'da da atıyorum ki biz 40 metrekarelik ev tutmak istiyorduk ama izin vermiyorlar. Yasa neymiş? 40 metrekarede 2 kişi kalamaz, bir kişi kalabilirmiş. Otomatik daha yüksek bir şey büyük ev tutman lazım. Biz de malum 80 metrekare tutmak zorunda kaldık. Eee o buranın da kirası hani yüksek gerçi biz ev bakarken kira e, büyüklüğüne bakmadık. Artık ne bulursak tutmak zorundaydık. Çünkü geçici otelimizden bir aylık çıkmak zorundaydık ve sokakta kalacaktık. Artık hani saldırdık. Ne olursa olsun parası fark etmez diye. Hani genel olarak burada onu da bahsetmek istedim. Kalacak yerler biraz sıkıntı. Okulların bazen yurtları olabiliyor. Baş yurt istiyor musunuz diye sorabiliyorlar. Yurt ayarlanabiliyor veya siz buradan kendiniz özel yurt veya o da kiralayabiliyorsunuz genellikle öğrenciler. Burada ortalama 600 falan oda falan kiralıyorlar dostlar. Burada öyle şöyle de bir şey var. Bir evi mesela 4-5 kişi grup halinde kiralanamıyor. Onu diyebilirim. Çok ilginç yani. Hani buraya öğrencileri getirmek istiyorlar. Kalifiye elemanları getirmek istiyorlar. Ama bir ev sorunundan dolayı çoğu kişi gidiyor. Özellikle Hollanda hükümeti ve birçok üniversite açıklama yaptı. Bu ev probleminden, kalma probleminden dolayı birçok uluslararası öğrencinin kaydını iptal ettiler. Çünkü kalacak yerler olmadığından dolayı gelemiyorlar dostlar. Böyle bir, çok büyük bir sıkıntı bulunmakta haberiniz olsun. Şunu da diyeyim bölüme göre farklı üniversiteler var burada. Bu nedir? Mesela Türkiye'de bir üniversitede tıp da vardır, mühendislik de vardır. Türkçe bölümü de vardır atıyorum ki. İngilizce bölümü de vardır. Yani sosyal, sayısal, eşit tüm alanlar her şeyi bir üniversitede bulabiliyorsunuz. Ama Burada öyle değil dostlar. Burada finans okuyacaksanız muhasebe ya da finans alanında finans üniversiteleri var. Sadece finans öğretiyorlar. Ya da tıp okuyacaksanız sadece tıp üniversitesi var. Ya da mühendislik okuyacaksanız mesela sadece mühendislik okulları var. Politeknik diyeyim örneğin. Yani bizdeki şey gibi. ODTÜ gibi. ODTÜ sadece mühendislik mesela atıyorum ki. Sadece teknik bilimlere odaklanan. Belki böyle anlatırsam hani daha açıklayıcı olur. Ee, onun için de siz burada hazırlık alacaksınız ama hazırlık bizim Türkiye'de alıştığımız gibi böyle normal İngilizce öğreneyim bilmem ne öyle değil dostlar. Siz ne kadar İngilizceyi biliyorum deseniz de buraya geldiğinizde aslında İngilizceyi çok bilmediğinizde farkına varacaksınız. Çünkü üniversitede normal İngilizce konuşulmuyor. Teknik İngilizce konuşuluyor. Onun için siz burada hazırlıkta atıyorum ki özel bir üniversiteye gittiniz ya da bir kursa gittiniz diye kursa aldınız ama üniversite başladığınızda öyle bir handikap olacak ki üniversitede kalma ihtimaliniz de var. Çünkü Finansta farklı finans terimleri kullanılıyor. Makine mühendisinde farklı terimler kullanılıyor. Onun için bunları anlayamayacağınızdan dolayı çok büyük problemler yaşayabilirsiniz adaptasyon zamanında. Onun için buraya geldiğinizde özellikle finans okuyacaksanız finans okulların hazırlıklarında veya o e, altyapıyı alabileceğiniz teknik İngilizce öğren, öğrenmeniz lazım. Yoksa how are you my name is falan diye öğrenmiyorsunuz dostlar onu diyeyim. Öne yani buradaki İngilizce teknik İngilizce ve sizi asıl üniversiteye başlatacak altyapının olmasını sağlayan bir e, hazırlık süreci. Ondan da bahsedeyim eğer bilmiyorsanız. Özellikle şey yapmak istedim. Eklemek istedim. Özellikle şöyle başvurudan da biraz bahsedeyim dostlar. E, başvuru kriterlerinde. Özellikle mesela siz liseyi bitirdiniz ya. Lisede bitirdiğinizde mesela çok kişi şey düşünebiliyor. Aa, ben en iyi, en iyi liseyi bitirdim. Türkiye'de başvuracağım. Kesin kabul olur. Hayır dostlar. E, burada Hollanda'da e, siz, belli bir sistem bulunmakta. Orada sistemde sizin mesela buraya veriyorsunuz transkriptinizi, lise diplomanızı falan. Otomatik sistemlerden kontrol edip sizin başvuru başvuramayacağınıza bakıyorlar. Yani direkt ortalama kabul ediyor mu diye değil. E, bitirdiğiniz lise tipi hani birçok kriter de bulunmakta. Onun için burada dikkat etmeniz gereken husus sadece ortalama değil. ortalamayı da gelirsek bunun minimum normalde iki buçuk ama biliyorsunuz kota rekabetten bahsettiğim için yani minimum olması buradan kabul alacağınız anlamına gelmiyor ama 2.5 ise ben ortalama minimum 3'ün üzerinde olmasını öneririm. Hani bu 2.5'te kabul almayacağınız anlamına geliyor mu? Gelmiyor tabii ki de. Örneğin 100 kişilik kotada 80 kişi başvurdu. E demek ki 20 kişi doldurmaları lazım. O zaman ortalaması düşük kişileri de kabul edeceklerdir. Yani bu şansa bağlı. Çok talep olursa en yüksek başarılı kişileri alacaklardır. Veya atıyorum 100 kişilik kotada 200 kişi başvurdu ama hepsinin ortalaması düşük. Senin de biraz düşük. Belki hani atıyorum ki herkesin ortalaması 2.5 2.8 falan civarında. Hani sen diyorsun ki belki 3 değil 2.7. Belki öyle. Eğer ortalamayı çok yükseltmezse tüm herkesin ortalaması genel ortalaması ona, ona göre e, kabul alma oranınız da artar. Yani burada belli bir ortalamam şu kabul olur mu almaz mı bakmayın. Çünkü ortalama dedim. Bitirdiğiniz lise dönemine onun haricinde temellerde dersler de önemli. Mesela finansı bitirdiğinizde matematik ortalaması. Yani başvuracağınız bölüme göre altyapı derslerine de bakıyorlar. Özellikle 11-12. sınıfta hani lise son sınıftaki özellikle temel derslerinize de bakıyorlar. Ki altyapınız var mı yok mu diye. Onu diyeyim dostlar. Ee, özellikle CV motivasyon mektubu e, çok önemli. Yani sizin kaliteli öğrenci olduğunuzu göstermeniz lazım. Profesyonel bir CV hazırlamanız lazım. Profesyonel bir e, motivasyon mektubu hazırlamanız lazım. Bu nedir? Sizin kimi olduğunuzu, e, hayatta neler yaptığınızı, başarılarınızı ve ileride neler planladığınızı e, gösteren... Hem kişisel olarak hem de kariyerinizde neler planladığınızı söyleyen bir motivasyon mektubu yazmanız lazım. Genellikle Google'a sorarsanız bunlarla ilgili zaten örnek motivasyon mektupları da göreceksiniz. Bu motivasyon mektubu her yerde kullanılıyor. Bize başvurusunda da motivasyon mektubu yazıyorsunuz. Yazılabilir. Üniversite başvurusunda da, yüksek lisansa da, iş başvurularında da motivasyon mektubu konuluyor. Yani kullanılıyor. Yani bu gayet genel ve yaygın bir şey onun için korkmanız da gerek yok. Hem de bu tarz e, prosedürlerle uğraşmanız da size, sizi geleceğe de hazırlayacak emin olun. Genel olarak size her şeyden bahsedeyim dedim. Hani ne, nasıl falan. Hani bir de masraflardan bahsedeyim dostlar. Özellikle ben buraya bir hesaplama yaptım. Ortalama bir oda kiralasanız 600 Euro'ya. Ve atıyorum ki haftalık 50 eurodan hadi aylık 200 euro. Sizin market alışverişiniz olsa 800 euro. Hadi burada e, telefon hattıydı, bilmem neydi, internet bilmem ne hani ekstralarınızda yol fiyatını, yol ücretini falan da kattığımızda ortalama e, sağlık sigortası da var tabii ki de. E, yani ortalama 1000 1200 euro falan aylık bir ücret masrafınız olacaktır. Onun haricinde harcadığınız da size kalacaktır. Bu sizin kendi harcamanız aylık diyeyim. Bunun içerisinde okul fiyatıymış, taksitmiş bilmem onların hiç hiçbiri yok. Geri kalan size ait. Ben buradaki Hollanda'da size çıkabilecek masraflardan bahsediyorum. Yani 1000-1200 euro falan civarında size bir şey olur. Yalnız şunu diyeyim. Burada son olarak da Hollanda'da oda ev kiraladığınızda o kadar çok talep var ki yani bir odaya kaç kişi başvuruyor? Ondan dolayı o başvurularda da siz CV veriyorsunuz. Motivasyon mektubu fotoğraf veriyorsunuz. Yani bildiğiniz şu podyum gibi ev sahibi beğendiği en iyi kişiyi seviyor, e, seçiyor. Orada da işte ne oluyor biliyor musunuz? Mesela odaya mı başvuracaksınız ya da kiraya mı başvuracaksınız e, kiralık eve ki o videoyu izlediyseniz biliyorsunuzdur. Buraya koyacağım. Atıyorum 600 Euro kira. Siz daha fazla ver vermeniz lazım ki sizi seçtikler. Çünkü biraz daha fazla verirseniz orada ev sahibinin sizi seçme ihtimali çok yüksek. Bunu da özellikle dipnot olarak Hollanda'da yaşamayan yıllar için e, vermek istedim bu özellikle ev, ev almak için de aynı özellikle ev, mesela ev mi alacaksınız 500 bin euro biçmişler örnek veriyorum bazen yüzde on, yüzde on beş, yüzde yirmi bile fazlasını veriyorlar sırf ev, evi alabilmek için. Düşünebiliyor musunuz? Yani neredeyse 80, 100 bin euro bir, biri daha fazla veriyor ki ev benim olsun diye. Neyse dostlar genel olarak böyleydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz. Dilerseniz takip edebilirsiniz. Sorularınız olursa da lütfen yorumlara yazın. Bili biliyorsam cevaplamaya çalışırım. Lütfen özelden ulaşmaya çalışmayın. Çünkü hep aynı sorulara cevap vermekten işin açısı yoruldum. Benim amacım şu. Herkes sorularını yorumlarda yazsın. Cevaplarını da ben de vermeye çalışayım ve herkes bu soru cevaplara ulaşsın. Aynı sorular tekrarlanmasın hem de başkaları da bu cevaplardan sorulardan faydalansın. Umarım anlamışsınızdır. Çok teşekkürler. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.